Gel konuşalım, hoş geldiniz. Gel konuşalımın bu akşamki konuğu Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı, Anayasa Profesörü Serap Yazıcı. Serap Yazıcı'yla Türkiye'deki hem iktidarın hem de muhalefetin anayasa tartışmalarını mercek altına alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adaylığının anayasa açısından uygun olup olmadığını bir anayasa hukuku profesörü olarak Serap Yazıcı değerlendirecek. Sayın Yazıcı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar 14 Mayıs demese bile işte Demokrat Parti'den yola çıkarak bir tarih açıkladı gibi görünüyor. Sizin açınızdan seçim tarihi net mi şu anda? Tabii net diyemeyiz çünkü Türkiye o kadar ilginç bir ülke ki çok açık olan anayasa hükümleri karşısında dahi bana zaman zaman sorular sorulduğunda hukuki durumu açıklıyorum. Hukuki durumun ne olduğunu çok net olarak ifade edebiliyorum. Ama ne olacağı sorulduğu zaman bunu cevap vermekte güçlük çekiyorum. Siz de izleyicileriniz de bunu anlıyorlar. Çünkü Türkiye gerçekten uzun bir zamandan beri öngörülebilirlik kavramının dışında bir siyasi seyir izliyor. Zaten bakın bu da nereden kaynaklanıyor? Hukuk devleti demek, devletin bütün organ ve makamlarının hukukun sınırları içinde hareket ettiği bir devlet düzeni demektir. Ve hukuk devleti olmanın yaratacağı en önemli sonuçlardan biri şudur: vatandaşlar için geleceği öngörmek mümkündür. Zaten hukuk devletinin yöneldiği hedef budur. Eğer bir ülke hukuk devleti değilse, siz bugünden yarına ne olacağını asla tahmin edemezsiniz. Tahmin edemeyeceğiniz için bireysel hayatınızı da planlayamazsınız. Aynı şekilde kurumlar da geleceğe yönelik plan ve program yapamazlar. Dolayısıyla sorunuzun cevabı şu: Türkiye tepeden tırnağa öylesine keyfi bir düzenin içine sürüklenmiş durumda ki geleceği tahmin etmemiz, öngörmemiz mümkün değil. Evet, yani velev ki 14 Mayıs bir seçim tarihi olsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu söylemiş olsun. Evet. Çünkü ısrarla AKP'de, MHP'de seçimlerin Haziran ayında yapılacağını, tam zamanında yapılacağını söylemişlerdi. Biz de sizinle uzun uzun bunları konuşmuştuk. Evet. Şimdi erken seçim yapmıyoruz da seçimleri öne alıyoruz gibi söylemleri var. Bunun anayasada bir yeri var mı? Seçimler öne alınır mı anayasaya göre? Şu an yürürlükte olan anayasamız 77. maddesinde gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekse Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 5 yıl olduğunu düzenliyor. Bu ana kural, temel kural. Dolayısıyla bu hükmü dikkate aldığımızda normal seçim takvimi Haziran 2023 ve seçim mevzuatını dikkate aldığımızda da son seçimler 24 Haziran 2018'de yapıldığı için ona en yakın olan pazar günü, oy verme işleminin yapılacağı gün 18 Haziran 2023 olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Anayasa 116. maddesinde istisnai bir hükme yer vermiş. Bu maddenin başlığı seçimlerin yenilenmesi. Yani anayasa seçimleri öne alma, erkene alma gibi bir kelime kullanmıyor. Seçimlerin yenilenmesi kavramını kullanıyor ve madde birinci ve üçüncü fıkralarında yenileme yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi yönünden hükme bağlıyor. İkinci fıkrasında Cumhurbaşkanı yönünden hükme bağlıyor. Birinci fıkraya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3'üyle seçimlerin yenilenmesine karar verir. Bu karar üzerine gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse Cumhurbaşkanı'nın seçimleri birlikte yapılır. Maddenin üçüncü fıkrası ise şunu söylüyor: eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararını Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde alacak olursa, o takdirde ikinci dönemindeki Cumhurbaşkanı için üçüncü bir kez daha aday olma hakkı doğar. Bu çok tutarlı bir hüküm. Neden çok tutarlı bir hüküm? Çünkü meclis yenileme kararını verdiğinde sadece kendi seçimleri yenilenmiş olmuyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da seçimleri yenilenmiş oluyor. Dolayısıyla anayasamız bir cumhurbaşkanının
sadece iki kez seçilebileceği hükmüne yer verdiği için 101. maddenin ikinci fıkrasında meclis bu yetkisini kullandığında aslında Cumhurbaşkanı'nın görev süresini kısaltmış olacaktır. Haliyle meclis pek de gerekli bir sebep yokken bu kararı verirse Cumhurbaşkanı yönünden ortaya çıkan o görev süresinin kısalması ihtimali bertaraf edilsin diye böyle istisnai bir hükme yer verilmiş. Ama bakın anayasa 2. fıkrasında 116. maddenin Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme yetkisinden söz ederken asla 3. bir adaylıktan bahsetmiyor. Neden? Çünkü bu iradeyi açıklayacak olan Cumhurbaşkanı'nın kendisi ve 2. dönemindeyken bu kararı vermek istemiyorsa hiçbir şey onu bu karara zorlayamaz. Çünkü anayasamıza göre Cumhurbaşkanı bütün yetkilerini tek başına kullanmaktadır. Ve 116. maddenin 2. fıkrası da aynen şöyledir. Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararını verdiğinde Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri aynı anda yapılır. Şimdi bütün bunları toparladığımız zaman sorunuzun cevabı şu. Anayasa erken seçim veya seçimlerin öne alınması gibi değil, seçimlerin yenilenmesi şeklinde bir kavrama yer vermekte ve bu kavram çerçevesinde de tablo çok açık ve net. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer seçimler normal takviminde yani 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılırsa 3. bir defa daha aday olamaz. Eğer Cumhurbaşkanı kendisi seçimleri yenileme kararını verirse ve seçimler yenilenmiş olarak farklı bir tarihte yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı 3. bir defa daha aday olamaz. Ama eğer bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3'üyle yani 360 milletvekilinin evet demesi yoluyla verecek olursa Sayın Cumhurbaşkanı için 3. bir defa daha aday olmak mümkündür. Siz daha önceki konuşmalarımızda da dikkat çekmiştiniz. Seçim takvimi 90 gün önce başlar. Doğru hatırlıyorum değil mi? 60 gün. 60 gün, evet. Şimdi 18 Haziran 2023'te yapılacak seçimler eğer anayasaya göre yenilenmesine karar verilirse ve eğer tarih 14 Mayıs olursa bu 18 Haziran'daki seçim takvimi içinde oluyor sanki. Peki buna ilişkin bir hüküm var mı? Şimdi buna ilişkin anayasada veya seçim mevzuatında bir hüküm yok. Ama ben konunun Türkiye'nin gündemine geleceğini ve tartışma yaratacağını tahmin etmiştim. Hatta katıldığım sizin programınız gibi çeşitli programlarda şu sualle karşılaşmıştım. Mesela 1 Haziran 2023'te yapılacak bir seçim. Yenileme seçimi olur mu şeklinde. Dolayısıyla mevzuatı inceleyerek politik yolda bir yazı yazmıştım ve o yazıda ne zaman yapılacak bir seçim gerçekten yenileme seçimi olur sorusuna cevap aramıştım. Ve mevzuatı tarayarak ulaştığım sonuç şu olmuştu. 18 Haziran'da yapılacak normal seçimin takvimi 60 gün önce başlamaktadır. 60 gün geri gittiğimizde 18-20 Nisan gibi bir tarih buluyoruz ve bu normal seçimin başlangıç tarihini oluşturuyor. Dolayısıyla ben şunu söylemiştim. Eğer yenileme kararından bahsedeceksek yenilenecek bir seçimin oy verme işleminin normal zamanda yapılacak bir seçimin takvimi içinde olmaması gerekir ki bu yetki ahlaken ve hukuken kötüye kullanılmış olmasın. Ve orada gene mevzuat hükümlerini tarayarak şu sonuca ulaşmıştım. 20 Nisan'dan geriye gittiğimiz zaman ilk pazar gününün 16 Nisan olduğunu bulmuştum ve şuna karar vermiştim. Oy verme işlemi en geç 16 Nisan 2023'te yapılmak kaydıyla verilecek bir yenileme kararı anayasamıza uygun olarak bir yenileme kararıdır. Böyle bir kararın verilmesi ahlaken, vicdanen ve hukuken bizleri rahatsız etmeyecektir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı şu, 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim biçimsel olarak yenileme kavramının içine dahil edilebilir ama birçok kişi haklı olarak şu soruyu soracaktır. Peki ama 18 Haziran'da normal takviminde yapılacak bir oylama işleminden vazgeçerek bunu
bir ay bile değil, bir aydan daha kısa bir süre geriye almaktaki haklı gerekçe nedir? Buna bir cevap bulmak mümkün olamayacağından benim ulaştığım sonuç şu oluyor. Eğer böyle bir tarih belirlenir ve seçimler 14 Mayıs'ta yapılırsa aslında seçimleri yenileme yetkisinin kötüye kullanılarak bu takvimin belirlendiği sonucuna ulaşmak mümkündür. Evet. Peki bu durumda, yani 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez mi sayılabilir size göre? Yoksa onların iddia ettiği gibi sistem değişti, bu ikinci kez adaylık sayılır, bu nedenle anayasaya aykırı değil mi demek gerekir? Hayır hayır, hiçbir şekilde Sayın Şentop'un öne sürdüğü o gerekçeyi haklı kılacak bir hukuki mekanizma ben görmüyorum. Bunun hiçbir temeli yok. Kendi kendilerine bunun haklı bir temeli olduğu izlenimini verip aslında şu tabloyu yaratmaya çalışıyorlar. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın her durumda üçüncü bir kez adaylığı mümkün de bizler muhalefet olarak karşı çıkıyoruz, onu bir hakkı kullanmaktan mahrum ediyoruz. Böylece bir yapay mağduriyet senaryosu yazarak aslında 2007 yılında gerçekten ortaya çıkan bir mağduriyetin onlar yönünden yarattığı oy patlamasını yeniden elde etmek istiyorlar. Biliyorsunuz ben 367 krizi çerçevesinde o krizi yaratanların haklı olmadıklarını savunmuştum ve o günkü Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğunun pekala 3. turda adayını seçebileceğini haklı gerekçeleriyle izah etmiştim. Ama Türkiye ne yazık ki o yapay teori çerçevesinde, anayasaya aykırı teori çerçevesinde ikiye bölünmüştü. Anayasa Mahkemesi de o anayasaya aykırı teorinin bir parçası olmuş ve anayasa krizine dönüşmesine sebep olmuştu ve o 367 krizi neticesinde seçmen çok sağduyulu dayanarak adaletli bir hüküm verdi ve belki de oy vermeyecek pek çok kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vererek %47 şeklinde, hatta onun daha üzerine çıkarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni meclise taşımış oldu. Şimdi benzer bir senaryoyu yapay olarak yazmaya çalışıyorlar ama ortada çok farklı bir durum var. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın asla aday olamayacağını söylemiyoruz. Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasıyla hukuki bir değerlendirme yapıyoruz. Diyoruz ki ikinci bir kez daha adaylık mümkün değildir. Bunun bir tane istisnası vardır. O da 116. maddenin 1 ve 3. fıkraları çerçevesinde meclisin yenileme kararı vermesidir. Hatta bakın ben yolu da gösteriyorum. Biliyorsunuz üye tam sayısının 5'te 3'ü 360 milletvekili ediyor. Şu an Cumhur bloğunun 336 milletvekili var. 24 milletvekilini ikna ederek 360 evet oyunu sağlayabilirler. Böylece Sayın Cumhurbaşkanı hukuki bir zeminde, anayasaya uygun bir biçimde aday olur. Hiçbir tartışma olmaz. Ama benim anladığım, özellikle Sayın Şentop'un tahrik ettiği bu tartışmanın asıl gayesi şu: sanki adaylık mümkün, bizler engel oluyoruz, böylece eriyen oylarını toparlamaya çalışıyorlar. O sebeple de CHP'li bazı yetkililer şu açıklamada bulundular: ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı karşımıza çıksın, biz onu sandıkta yeneceğiz. Şimdi bu aslında oynanmak istenen o yapay oyunu bozmak için geliştirilen bir siyaset söylemi. Ben anayasa hukukçusu olarak şunu çok açık ve seçik ifade edeyim: her zaman ben anayasanın üstünlüğünden yana oldum. Dolayısıyla anayasayı doğru olarak yorumladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü bir kez daha adaylığının bir tek yolu var: meclisin seçimleri yenileme kararı. Lütfen bunu sağlasınlar. Hukuken haklı bir temelde adaylık ortaya çıksın. Bunu sağlamadıkları takdirde, başka yollar denendiği takdirde ben bir anayasa hukukçusu olarak şunu söylerim: bu adaylık anayasaya aykırı olmuştur. Maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda bunu hukuken önleyemiyoruz. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun da ne karar vereceğini bilmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu belki de diyecek ki
Sayın Cumhurbaşkanı'na sizin böyle bir adaylığınız mümkün değil. Şimdiden Yüksek Seçim Kurulu'nun iradesi hakkında da hüküm vermeyelim. Ama varsayalım ki Yüksek Seçim Kurulu da Sayın Şentop'un bu yorumunu benimsedi ve bu kararı verdi. O zaman ben bir anayasa hukukçusu olarak şunu kamuoyuna anlatırım. Bu anayasaya aykırı olarak gerçekleşmiş bir adaylık ama problem değil. Biz kendi ortak adayımızın çevresinde kuvvetle bir araya geleceğiz. Seçmene hukuka uygun olanı ve aykırı olanı anlatacağız. Seçmenin bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğu ekonomik, siyasi, hukuki bütün problemleri doğru olarak anlatacağız. Ben Türkiye'de seçmenin iradesine güveniyorum Ezo Hanım. Bakın, geçmişe bakın. Geçmişte de seçimleri kaybedeceklerini anlayıp kaybetmemek için çeşitli yolları deneyenler oldu. Sonuç alamadılar. Kaybedeceklerine dair bir işaret de, yani o anketlerin ve halkın tepkisinin dışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin altılı masayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının arkasını da sıralanmaya davet etmesiydi. Neler söylemek istersiniz bu çağrıyla ilgili? Doğrusunu isterseniz her ne kadar anayasamız şu anda askıya alınmışsa da, bir anayasasızlaştırma sürecinden geçiyorsak da hala daha anayasanın 67. maddesi bize seçme ve seçilme hakkını tanıyor. Dolayısıyla biz altılı masa olarak kendi hür irademizle bu hakkımızı kullanabiliriz. Peki, Devlet Bahçeli'ye de buradan yanıt vermiş oldunuz Serap Yazıcı olarak. Şimdi bu anayasa tartışmaları çok sık yaşanıyor Türkiye'de ve hakikaten AKP-MHP iktidarı o kadar çok hukuksuzluğa imza attı ki artık her karar tartışmalı hale geldi. Maalesef. Bu noktada tam da seçimler yapılacakken, tam da onların son dönemi olduğu konuşulurken bir anayasa değiştirme teklifiyle partilerin karşısına çıktı Adalet ve Kalkınma Partisi. İlk turda diğer muhalefet partileriyle görüştü ama muhalefet partileri anayasanın bu kadar ayaklar altına alındığı bir dönemde ikinci kez görüşmeyi de reddettiler. Şu anda komisyonda görüşülüyor bu anayasanın değiştirilme durumu. Siz bir anayasa hukukçusu olarak bu iktidarın tam da gider ayak bir anayasa değişikliği teklifini samimi ve gerçek buluyor musunuz? Muhalefet buna karşı size göre nasıl bir tavır takınmalı? Samimi bulmuyorum. Samimi bulmama gerekçemi öncelikle bu anayasa değişikliği teklifini hazırlayanların o teklif metnindeki gerekçelerinde kullandıkları ifadelerle açıklayayım. Bakın, her anayasa değişikliği teklifinin bir genel gerekçesi olur, bir de madde gerekçeleri olur. O madde gerekçelerinde ve genel gerekçede şunu kendileri itiraf ediyorlar. Biliyorsunuz anayasanın 24. maddesinde yapılması tasarlanan değişikliğin sözüm ona hedefi başörtüsü yasaklarını kaldırmak. Ama gerekçeye baktığınızda şu ifadeleri kullanıyorlar. Türkiye'de şu anda bir başörtüsü yasağı yoktur diyorlar. Peki ben de şu soruyu soruyorum. Olmayan bir yasağı kaldırmak için neden anayasayı değiştirmek gibi ciddi bir teşebbüste bulunuyorsunuz? Gerçekten bakın, bugün Türkiye'de başörtüsü yasağı mevcut değildir. Beni izleyenler yakından tanırlar. Ben her zaman başörtüsü yasağına karşı oldum. Neden karşı oldum? Çünkü her şeyden önce kadınlarla erkekler arasında bu yasak bağlamında çok ciddi bir ayrımcılık yapılıyor. Din hürriyetini kullanan bir erkek bu hürriyetini kullandığı için aynı anda eğitim hürriyetinden veya çalışma hürriyetinden mahrum edilmiyor. Ama din hürriyetinin gereği olarak, inanç hürriyetinin gereği olarak başını örten bir kadın, bir genç kız bu hürriyetini kullanıyorsa ona şu seçenek sunuluyor. Ya inanç hürriyetin veya eğitim hürriyetin. Ya inanç hürriyetin veya çalışma hürriyetin. Şimdi bir kere burada çok ciddi cinsiyet temelli bir ayrımcılık ortaya çıkıyor. Benim bir anayasa hukukçusu olarak, bir insan hakları savunucusu olarak ve bir kadın olarak kadınların önüne çıkartılan bu sebepsiz engeli savunmam mümkün değildir. Zaten geçmişte de savunmadım. Bu birincisi. İkincisi, zaten o zamanlar bu tartışma yapılırken de
Anayasa düzenimizde bir yasak yoktu. Bakın, hukukun bir temel kuralı vardır. Hakkında açık yasak olmayan her fiil özgürlüğün kapsamındadır. Siz bugün herhangi bir anayasada şarkı söyleme hürriyeti diye absürt bir hürriyetin düzenlendiğini gördünüz mü? Buna ihtiyaç yok. Niye yok? Hakkında yasak olmayan her fiil özgürlük alanındadır. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir zaman anayasa temelli başörtüsü yasağı olmamıştı. Zihinlerde vardı bu yasak. Zihinlerdeki yasağı kaldırmak için Türkiye defalarca kanun değiştirmeye, anayasa değiştirmeye teşebbüs etti. Ve 40 yıla yakın bir süredir biz bu sorunu tartışıyoruz. Ve ben diyorum ki yeter artık, kadınların üzerinden, kadınların başlarından elinizi eteğinizi çekin. Türkiye'nin çözüm bekleyen çok hayati sorunları var. Bir kere o sebeple anayasa değişikliğine ilişkin teklif metninin bu hükmünü fevkalade samimiyetsiz buluyorum. Buradaki maksat nedir? Gene demin konuştuğumuz gibi erimekte olan seçmen desteğini yapay bir planda devşirmeye çalışmak. Ama burada da şunu söyleyeyim Türkiye'yi yönetenlere. Aslında tekrar seçmenin desteğini kazanmak o kadar zor değil. Türkiye'deki seçmenin desteğini niçin kaybettiler? Hafızalarını yoklasınlar. Türkiye çok adaletsiz ve hukuksuz yönetiliyor. Türkiye'nin öncelikle hukuka, hürriyete ihtiyacı var. Ve bununla bağlantılı olarak ekmeğe ihtiyacı var. Yani ben 2H1E diyorum. Bir hukuk, iki hürriyet, üçüncüsü ekmek. Bunları geri getirsinler. Bunları geri getirme politikaları da gayet nettir. Gayet kolay bulunabilir. Siz eğer hukuka uygun, rasyonel ekonomi ve hukuk politikaları izlerseniz bunlar kendiliğinden geri gelir ve seçmenin teveccühüne, desteğine mazhar olursunuz. Böyle çapraşık yolları denemenin hiç gereği yok. Şimdi gelelim o diğer hükme. Teklif metninde bir de biliyorsunuz evlilik, aileyle ilgili bir hüküm var. Sebep ne bu hükmün hazırlanması? Sözüm ona, bununla da Türkiye'de eşcinsel evlilikleri engelleyeceklermiş. Allah aşkına. Türkiye'de eşcinsellerin, LGBTİ plus hareketinin şu ana kadar kamuoyuna yansımış bir evlilik talebi var mı? Yılda bir kez bir yürüyüş yapıp ayrımcılığa maruz kalmamak konusunda taleplerini demokratik bir biçimde dile getiriyorlar. Ama onda da şiddetle karşılaşıp gözaltına alınıyorlar. Maalesef, maalesef. Dolayısıyla olmayan bir talep günün birinde karşımıza çıkarsa gibi yapay bir endişe yaratıp onun üzerinden anayasa değiştirmeyi ben gene samimiyetsiz buluyorum. Bu yolla da Türkiye sanki kutuplaşma boyutları çok az olan bir ülkeymiş gibi yeni bir kutuplaşma boyutu yaratılıyor. Bakın, toplum eşcinsel olanlar ve olmayanlar gibi ikiye bölünüp bir de toplumda eşcinsel olanlara yönelik bir nefret yaratılmaya çalışılıyor ve buradan oy devşirmek isteniyor. Ben geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiştim. Orada da söyledim, tekrar edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sık sık tekrar ettiği dini kaynaklı bir ifadesi var. Hep diyor ki biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Ben de kendisine diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım çok doğru söylüyorsunuz. Evet, ben de yaradılanı çok seviyorum yaradandan ötürü. Ama madem böyle bakıyoruz hayata, hiç kimseyi ayrıştırmayalım. Hiç kimseyi herhangi bir sebeple toplumun bir kesiminin nefretine mazhar hale getirmeyelim. Hiç kimseyi en temel insan haklarından mahrum etmeyelim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'yi yönetmeye başladığı 2002'deki, 2003, 2004'teki, 2005'teki o yıllardaki vicdani duygularını hatırlamasını istiyorum. Eğer o zamanı hatırlarsa, o zamanlar kendisinin, partisinin önüne bir takım yapay engeller çıkarılıyordu ve biz o zaman onun yanındaydık, onu savunmuştuk. Neden? Çünkü biz her zaman demokrasiden, insan haklarından ve hukuktan yanayız. Dolayısıyla bir hatırlamaya çalışırsa o günleri, bugün de hiç kimseyi ayrımcılığa tabi kılmayacaktır. Ben kendisinin bunu hatırlayacağına inanmak istiyorum.
Bu nefret söylemi demişken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını anmadan geçmek istemem. Kendisi bu nefret söyleminin artması için her ilçe kongresinde dahi LGBTİ artıları hedef gösteren ve onları ötekileştiren ifadeler kullanıyor. Neden bu kadar İçişleri Bakanı olarak onları gündemine aldığını da hakikaten anlamak mümkün değil. Ezohan Hanım, bizim Türkiye olarak ilk planda yapmamız gereken gerçekten birbirimizle barışıp bütünleşmek. Çok Yeter doğru. artık yılları böyle bir kör dövüşüyle harcadığımız, yılları kaybediyoruz, enerjimizi kaybediyoruz, huzurumuzu kaybediyoruz. Bugün Türkiye'de sokağa çıkıp şöyle kalabalıkların arasına karışıp yürüyen bir kişi, insanların ne kadar mutsuz ve ümitsiz olduklarını görecektir. Oysa bakın bundan 10 yıl önce Türkiye'deki insanların yüzü gülüyordu. Geleceğe yönelik ümitle bakıyorlardı. Bakın biliyorsunuz mutluluk endeksleri var. Her yıl mutluluk araştırmaları yapılıyor. Evvelce dediğim gibi 10 yıl öncesinde Türkiye'de yapılan o anketlerde mutluluk oranı yüksekti. Oysa şimdi herkes mutsuz. İşçi de mutsuz, işveren de mutsuz. Zengin olan da mutsuz, yoksul olan da mutsuz. Memur da mutsuz, işçi de mutsuz, kadın, erkek, eşcinsel, herkes mutsuz. Çünkü adeta bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete havası var. Artık bunu yapmayalım, birbirimizle barışalım. Seçimler bir kavga ortamı değildir. Seçimler ülkeyi yönetmek için seçmenden destek almak üzere yapılan bir yarıştır. O yarışta kim kazanacaksa halkın desteğiyle ülkeyi yönetecektir. Eğer başaramazsa sonraki seçimlerde iktidar el değiştirecektir. Bunu makul bir biçimde anlarsak bu kavgalara ihtiyaç olmayacaktır. Son dönemde çok tartışmalı olan anayasa konularından biri de HDP'nin kapatılma girişimi. Tüm çevreler neredeyse bunu AKP-MHP iktidarının bir seçim çalışması olarak görüyor. Türkiye'de meclisin üçüncü büyük partisi, en büyük ikinci muhalefet partisi, milyonlarca oy almış bir parti, iktidar partisi tarafından kapatılmak isteniyor. Neden? Çünkü seçimlerde bir anahtar rolü var HDP'nin. Şimdi sizden anayasa profesörü olarak şu konuyu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir, bu kapatma davası anayasa hükümlerine göre ne kadar geçerli? Ama ikincisi, HDP'nin hazine yardımının geldiği hesaplarına geçici bloke konması ve bunun 2/3 çoğunlukla karar altına alınmamış olmasının sonuçları neler olur? Şöyle, ben bir genel değerlendirme yapayım. Çünkü Türkiye'de ezberlenmiş olan bir takım yanlışlar var. Bu yanlışlardan biri siyasi partilere ilişkin yasaklar, yani kapatma davaları. Bunun dünyada ortaya çıktığı noktaya bakalım. İlk kez İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da ortaya çıkmış bir yasak. Neden? Hepimiz biliyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı öncesindeki o totaliter yönetim demokratik mekanizmaları kullanarak demokrasiyi yok eden politikalara yöneldi ve böylece dünya üzerinde bir refleks doğdu. Partiler demokrasi araçlarını kullanarak demokrasiyi yok edecek olurlarsa bunların kapatılmaları meşrudur şeklinde ve Alman Anayasası'nın 21. maddesinde de buna ilişkin bir hükme yer verildi. Ve 1949'dan bu yana Almanya'da siz de biliyorsunuz sadece iki parti kapatıldı. Bunlardan biri Alman Komünist Partisi, iki kutuplu dünyanın yarattığı gerginlik atmosferinde 1950'lerde. Diğeri de Neo-Nazi Partisi'ydi. O da çok anlaşılır bir şey. Geçmişteki o hafıza kayıtlarından dolayı. Bakın yaklaşık 70 küsur yıldır, neredeyse 75 yıldır Almanya'da sadece iki parti kapatıldı. Türkiye'ye gelelim. Türkiye 1961'den beri parti yasaklarını kabul ediyor. 6 siyasi parti 1961 Anayasası döneminde, 19 siyasi parti ise 1982 Anayasası döneminde kapatıldı. Bir siyasi parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, 2008'de açılan dava sonucunda hazine yardımından mahrum edildi. Şimdi bu tabloya baktığımızda bakın bizde şu ana kadar 25 parti kapatılmış ve 1982 Anayasası döneminde kapatılan partilerden 8'i sırf tüzük ve programlarındaki ifadeleri, açıklamaları
Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu için kapatılmış durumda. Bizim siyasi partilere ilişkin kayıtlarımız maalesef dünyadaki demokrasi standartlarına uymuyor. 1999 tarihli Venedik Komisyonu'nun raporu diyor ki, bir siyasi parti şiddete başvurursa ve şiddeti açık bir vasıta olarak kabul ederse, anayasa düzenini şiddet yoluyla değiştirmeyi bir politika haline getirirse o zaman kapatılması meşrudur. Bunu bütün Avrupa Konseyi'ne üye devletler dikkate alsınlar diye yayınlamıştır. Ama Türkiye'de bu yasaklar böylesine hoyratça uygulanınca ve 2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine dava açılınca, bu kez Venedik Komisyonu sadece Türkiye'deki parti yasaklarıyla ilgili bir rapor yayınlamıştır. Ve o rapordaki tespitler şunlar. 1. Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin anayasal sebepler çok sayıdadır. Bunlar müphem ve muğlak kavramlarla ifade edilmiştir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne çok geniş bir takdir yetkisi sunulmuştur. 2. Türkiye'de kapatma davasını açma yetkisi hesap vermeye muktedir olan, hesap verir nitelikte olan siyasi kurumlar tarafından değil, bir bürokrat olan Cumhuriyet Savcısı tarafından açılmaktadır. Bu ise davaların sürekli olarak siyaset arenasını tanzim için açılması sonucunu yaratmıştır. Dolayısıyla Türkiye için şunlar önerilmektedir. Eğer parti yasaklarına ilişkin sebepler sınırlanır ve somuta indirgenirse ve kapatma davasını açma yetkisi halka hesap veren kurumlara tanınırsa sonuçlar daha demokratik olacak denmektedir. Bakın Almanya'da bu davayı açma yetkisi Alman parlamentosunun birinci ve ikinci meclisine yahut federal hükümete tanınmıştır. Hesap verir olan üç organdan söz ediyoruz. İspanya'da Ministerio Fiscal denen kendisi savcı olan ama her yönetim döneminde hükümetlerce atanan, böylece dolaylı hesap verme yeteneği olan kişi tarafından açılmaktadır. Şimdi Türkiye'deki bu dava prosedürüne bu eksende baktığımızda elbette elimizdeki veriler karşısında şunu söylememiz mümkün. Açılan bütün davaların hukuken ve demokratik teori bakımından haklı olup olmadığı değerlendirmeye elverişli bir durumdur. Dolayısıyla bu HDP için açılan dava bakımından da geçerlidir. Şimdi gelelim sorunuzun diğer boyutuna. Birincisi bu hazine yardımından mahrumiyet. Ben evet. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin bütün davaları okumuştum ama tabii yıllar öncesinde okumuşum. Buna benzer bir örnek inanın hatırlamıyorum. Yani henüz daha dava görülürken hazine yardımından mahrum bırakma ihtimaline binaen bunun engellendiği bir örnek hatırlamıyorum. Şimdi niye bu karar verildi onu görelim. Çünkü anayasamız şunu söylüyor. Bir siyasi parti anayasaya aykırılığın odağı haline gelmişse ve bu odak olma durumu anayasaya ağırlığın en kesif durumuna varmışsa o zaman kapatma kararı verilir. Ama bir siyasi parti anayasaya aykırı faaliyetlerin odağı haline gelmiş ama bu odak olma durumu daha düşük düzeydeyse o zaman hazine yardımından kısmen veya tamamen mahrumiyete karar verilir. Demek ki hazine yardımından mahrumiyet yargılamanın sonunda hükmedilmesi gereken bir müeyyide. Şimdi bunu dikkate alarak verilmiş olan kararı değerlendirecek olursak şu sonuç karşımıza çıkıyor. Henüz daha yargılama yapılmadan, yargılamanın sonunda neye ulaşılacağı bilinmeden bir hüküm verilmiştir. Bu bize şunu gösteriyor. Bir hukuk devletinde yargılamasız ceza olmaz şeklinde temel bir prensip vardır. Yargılamasız ceza olmaya elverişli bir tutum izlenmiştir. Halbuki bakın bu karar verildikten sonra biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıklama yaptı. O sözlü açıklamadan önceydi bu karar. Ve henüz daha HDP kendisini sözlü olarak mahkeme huzurunda savunmadı. Bu daha yargılamanın bir sonraki aşaması. Bütün bunlar yapıldıktan sonra ne olacak? Raportör bütün verileri toplayacak, raporunu hazırlayacak. O raporu hazırladıktan sonra mahkeme heyetine sunacak. Mahkeme heyeti raportörün raporunu okuyup müzakere edecek. Mahkeme başkanı bir gün tayin edecek. O gün bütün heyet toplanacak ve o gün
O raportörün raporu müzakere edilerek oylama yapılacak. Yani daha önümüzde bayağı uzun sürmesi muhtemel bir süreç var. Böyle bir durum varken verilmiş olan o kararı ben anayasaya uygun bulmuyorum ve evvelce ortaya çıkan uygulamalara da uygun bulmuyorum. Sorunuzda şuna değindiniz. Peki böyle bir karar verilirse ne olur? Doğrusunu isterseniz bakın. HDP seçmeni Türkiye'de belki de en bilinçli oy kullanan seçmen. Dolayısıyla geçmişi hatırlayalım. %10 ülke barajı önlerinde bir engel oluştururken her türlü gayreti sarf ederek bu seçmen kardeşlerimiz seçme ve seçilme hürriyetini kullandılar ve %10 ülke barajını aşamayacaklarını düşündükleri için o tarihlerde bağımsız adaylarla seçimleri kazandı ve parlamentoyu. Halbuki bu yöntem onlara ciddi bir biçimde oyların sandalyeye dönüşmemesi şeklinde artık oylardan istifade edememe sonucunu yarattı. Ama buna rağmen bu yolu denediler ve sonuç aldılar. Şimdi bir kapatma kararı verilirse veya hazine yardımından mahrumiyet olursa gene aynı kararlılığı göstereceklerdir. Bir şekilde seçimlere katılacaklardır. Ama Türkiye'nin demokrasi serüveninde tartışmalı bir olay daha vuku bulacaktır. Ben Türkiye'nin huzur ve güven içinde çok barışçıl bir biçimde seçimleri gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu tür sıkıntılarla karşılaşmayız. Önümüzde çok uzun bir süre var dediniz ama bir de bu kapatılma davasına özel olarak bir erken seçim durumu da var. Ya da seçimlerin evet. Yenilenmesi dersek ve eğer... Evet. 14 Mayıs'ı göz önünde bulundurursak. Bu nedenle HDP Anayasa Mahkemesi'ne bu davanın seçimlerden sonra görülmesine yönelik bir başvuruda bulundu ve bu bloka kararının da seçimlerden sonra ele alınması gerektiğini söyledi. Buna nasıl bir yanıt gelmesini bekliyorsunuz? Hakikaten şimdi önümüzdeki süreç çok sıkıntılı. 60 evet. gün öncesini düşünürsek işte Mart ayına denk geliyor. Şimdi ocağın evet. sonundayız. Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir ay var neredeyse HDP'yi kapatmak için. Bu süre evet. yeterli midir? Eğer değilse Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin seçimlerin sonrasına bırakılma başvurusuna nasıl yanıt vermesi gerekir? Şimdi bakın her iki durumda da aslında HDP yönünden hoşnut olmayacakları sonuçlar doğabilir. Şimdi mahkeme heyetinin ne karar vereceğini bilmiyoruz ama diyelim ki bu yargılama sürecini hızlandırdılar. Hızlandırabilirler. Hızlandırmaları halinde de diyelim ki kapatmaya veya hazine yardımından mahrumiyete hükmettiler. Bu seçimlere katılma sürecinde tabii bir güçlük yaratacak. Ama tersini düşünelim. Seçimlerden sonraya kaldı mahkemenin bu davayı görmesi ve karara bağlaması. Bu arada HDP seçimlerde iyi bir başarı elde etti ve meclise çeşitli milletvekillerini kazandırabildi. Ama sonra dava kapatmayla sonuçlandı. Biliyorsunuz o kapatma davasının bir de fer'i sonucu var. 450 kişinin siyasetten yasaklanması isteniyor. Evet. O 450 kişi arasında seçimlerle meclise gitmiş olan üyeler yer alacak olursa bakın bunun da olumsuz bir sonucu doğacak. O kapatma kararıyla birlikte o milletvekillerinin milletvekili seçilme yeterliklerini kaybetmiş oldukları gibi tartışmalar ortaya çıkacak. Giydikleri siyaset yasağı sebebiyle meclis başkanı artık her kim olacaksa o hükmü gelip mecliste okuyacak ve milletvekillerinin milletvekilliğinin düşmesini isteyecek. Ama anayasamızda yapılan reformlarla bir siyasi partinin kapatılmasına eylem ve sözleriyle sebep olanlar eğer milletvekili ise milletvekillikleri düşürülebilir yönünde 84. maddede yer alan hüküm ilga edildi biliyorsunuz 2010 anayasa değişikliğiyle. Şimdi bu yönde teşebbüsler olursa tekrar anayasaya aykırılık sorunları, tekrar tartışmalar Türkiye'nin gündemini meşgul edecek. O nedenle gerçekten Türkiye'nin geleceğini görmek şu anda mümkün değil. Ben ümit ediyorum ki her şey hukukun sınırları içinde
ve hepimizin huzurla geçireceği günler içinde gerçekleşir. Türkiye huzur ve güven ortamında seçimleri yapar ve kendisini yönetecek yeni kadroları belirleme imkanını yaratır. Son olarak sormak isterim. HDP'nin bir eleştirisi de sadece iktidara değil muhalefete de iktidarın çizdiği sınırlar içinde HDP ile ilişki kurulduğu yönünde eleştirileri var. Muhalefet size göre HDP ile yan yana gelmekten neden imtina ediyor? Bu ortak aday tartışmalarının sürdüğü bir dönemde, hani seçimlerde anahtar parti de dedim biraz önce, evet. Tam da bu temelde açıktan müzakere ederek, diyalog kurarak acaba ortak aday belirlemek ilk turda, en önemlisi de ilk turda bu işin bitirilmesi zaten, ilk turda bu AKP-MHP iktidarını, bu hukuksuzlukları, bu anayasayı ayaklar altına alan iktidarı göndermek mümkün değil mi size göre? Şimdi bu çok bilinçli olarak izlenen bir politika Türkiye'de. Hakkında kapatma davası açılan bir partiden bahsediyoruz. Türkiye'deki mevzuata göre bir siyasi parti aleyhine açılan dava ceza muhakemeleri kanununa göre yürütülür ve Anayasa Mahkemesi'nin de bu kapatma davasının ceza davasına benzer bir dava olduğu yönünde kararları var. Bu açıklamaların için yaptım. Bir ceza davası açıldığında ceza davasının muhatabı olan kişiye, aleyhine dava açılan kişiye biz sanık diyoruz. Ve bir hukuk devletinde sanığın masumiyeti karinesidir esas olan. Yani dava sonuçlanana kadar o kişinin masum olduğuna inanılır. Eğer davanın sonucunda gerçekten iddia edilen fiili işlediğine hükmolunursa o zaman hakkında ceza verilir. Şimdi HDP yönünden de veya hangi parti aleyhine dava açılırsa açılsın, aleyhine kapatma davası açılan bir parti yönünden de durum aynıdır. Yani sanığın masumiyeti karinesi işleyecektir ki bakın anayasamızın ikinci maddesi hukuk devleti ilkesine yer veriyor. 38. madde sanığın masumiyeti karinesini açık olarak düzenliyor. Haliyle şimdi HDP'de bir tüzel kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla sanığın masumiyeti karinesinden yararlanma hakkı vardır. Aynı zamanda o 450 hakkında yasak istenen kişiler de bu sanığın masumiyeti karinesinden yararlanacaklardır. Ama niye bu politika izleniyor? Şundan ötürü izleniyor. Böylece seçmenin aşağı yukarı %10'u veya üzerinde desteğini almış bir parti bu yolla sosyolojik olarak kriminalize edilirken aslında diğer siyasi partilerle de diyalog kurmasının önüne set çekilmiş oluyor. Şimdi bu çok yanlış bir yöntem. Neden çok yanlış bir yöntem? Bizler demokrasi yanlısı olan bütün anayasa hukukçuları, insan hakları savunucuları ve siyasetçiler olarak şu gerçeği kabul ediyoruz. Türkiye'nin bütün sorunları parlamentonun çatısı altında ve anayasanın sınırları içinde çözülmelidir. Türkiye'nin temel sorunlarından biri Kürtlerin uğradıkları ayrımcılıklardan dolayı eşit haklara sahip olmak yönündeki talepleridir. Şimdi demek ki bu sorunu çözmenin yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da kimler çözecektir bu sorunu? Siyasi partiler. Siyasi partiler bunu çözerken birbirleriyle diyalog kuracaklardır. Birbirleriyle müzakere edeceklerdir. Dolayısıyla onların müzakere etmelerinin yolunu kapayan politikalar tabii ki doğru politikalar değildir. Maksatlı politikalardır. Dolayısıyla ben bu yürütülen politikayı da tabii doğru bulmuyorum. Ve bütün siyasi partilerin meclisin çatısı altında veya meclisin dışında Türkiye'nin sorunlarını demokratik olarak müzakere edip kamuoyunun desteğiyle çözmesi gerektiğine inanıyorum. Mahkeme kararı dediniz ya, mutlaka ona eklemek istersiniz diye de düşündüm. Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında da bir ceza verildi, siyasi yasak kararı geldi, henüz yürürlüğe girmemiş olsa evet. da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gündemde. Evet. O mahkemeden çıkan kararların da ne kadar hukuka uygun olduğunun çok tartışmalı olduğu bir Türkiye evet. pratiğinde o kararların da suçluyu suçsuzu ayırt edemeyecek durumda olduğunu mutlaka
söylemek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ben zaten Politik Yolda yazdığım bir yazıda o davayı da değerlendirdim. Aslında bakın Türkiye'nin ezelden beri hukuk devleti olma yolunda verilen yargı kararlarının hukuka uygun olup olmadığı yolunda maalesef çeşitli tartışmaları var. Ben düşünün ki 1980-1984 yılları arasında öğrenciydim, öğrencilik yıllarımda birçok yargı kararının anayasaya, hukuka uygun olmadığı yönünde analizlerde bulunuyordum ve kendi kendime de şu soruyu soruyordum. Allah Allah, ben birinci, ikinci sınıf öğrencisi olarak şu meseleyi görebiliyorum ama nasıl oluyor da koskoca yargı makamı bunu göremiyor şeklinde. Bunları niye söyledim? Türkiye'de her zaman yargı kararlarının hukuka uygun olup olmadığı yönünde tartışmalar var. Hatta biliyorsunuz bu kararlar Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını kabul ettiği için hep o kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gidiyor ve orada da sözleşmeye uygunluk yönünden denetleniyor ve maalesef çıkan sonuç ne? Büyük ölçüde Türkiye'nin sözleşmeyi ihlal ettiği ve tazminata mahkum olması şeklinde. Evvelce de söyledim. Türkiye'nin çok temel sorunları var. Hukuk, hürriyet, ekmek. Bunlar iç içe geçmiş durumda. Ve bana kalırsa bu problemleri çözmenin ilk adımı kayıtsız ve şartsız hukukun üstünlüğünü uygulamaktan geçiyor. Eğer biz hukuka dayanan, hukuka bağlı, hukukun üstünlüğünü uygulayan bir düzen kurabilirsek, inanın diğer sorunlar otomatik olarak çözülecek. Hem hürriyet sorunu hem ekmek sorunu çözülecek ve çok daha barış içinde, huzur içinde yaşayan bir toplum olacağız. Dolayısıyla o kararında gene tartışmalı olan tarafları var. Bu tür tartışmalı kararlarla ülkenin gündemini meşgul etmek yerine bakın hepimiz Türkiye'de çok büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Artık Türkiye açlık sınırının çok sayıda vatandaşı içine aldığı bir ülke. Böyle değildik. Ben 60 yaşındayım. Çocukluğumdan beri birçok ekonomik krize tanık oldum ama böylesini hiç görmedim. Türkiye'de benim çocukluğumda en yoksul olan toplum kesimleri dahi gıda sorunu yaşamıyordu. Bugün Türkiye'de artık çocukların iyi beslenemediği ve onların ileride genç ve yetişkin hale geldiklerinde çok büyük sağlık sorunları olacağını konuşuyoruz. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir araştırması ile ilgili sonuçları okudum. Şu anda İzmir'de ortaya çıkan doğumların büyük kısmı erken doğum şeklindeymiş ve bunun sebebi de kadınların, hamile kadınların beslenememesiymiş. Ve tıp insanlarının bize söylediği şu, kadının hamile kaldığı andan itibaren çocuk 3 yaşına gelinceye kadar çok iyi bir beslenme düzeni kurulmazsa çocuklar maalesef gıdasızlıktan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Evet. Önümüzde bu kadar ciddi bir mesele varken, asıl bütün enerjimizi buraya vakfetmek gerekirken, iklim bozulması sorunu, içinde bulunduğumuz gıda krizini daha derinleştirmişken ve ona çare bulmamız gerekirken, ellerimizle yarattığımız kör düğümleri çözmek için enerjimizi, vaktimizi heba ediyoruz ve sonuç ne? Hiçbir şey. Dileyelim ki bundan 3-5 ay sonra, sadece 3-5 ay sonra artık ülkenin gerçek sorunlarını konuşabildiğimiz, elimizde olmayan nedenlerle kuraklık gibi, iklim krizi gibi en azından sadece bize bağlı olmayan, tabii ki insan eliyle yaratılıyor bunlarda ama bunlara çözüm aradığımız, hukukun, adaletin, demokrasinin tesis edilmeye başlandığı günlerde konuşabiliriz umarım 3-5 ay sonra. Sayın Serap Yazıcı, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Temennilerinizi tüm yüreğimle paylaşıyorum. İnşallah Türkiye hak ettiği çok daha huzurlu, demokratik ve zenginleşmiş bir ortama kavuşacak diye düşünüyorum. Özgürlüğümüze, ekmeğimize, hukuka, adalete sahip olacağımız günlerin çok yakında olmasını temenni ediyorum. Hepimiz bunun için çalışacağız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Bu akşam Gel Konuşalım'ın konuğu Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı, Anayasa Hukuku Profesörü Sayın Serap Yazıcı'ydı. Sayın Serap Yazıcı'yla Türkiye'deki anayasa tartışmalarını, erken seçim tartışmalarını, anayasa değişikliği tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. dönem adaylığının anayasaya göre uygun olup olmadığını konuştuk. Ama aynı zamanda altılı masanın nasıl bir politika yürüttüğünü, HDP'ye kapatılma davasını, tüm bunları da değerlendirdi Sayın Serap Yazıcı. Tıpkı kendisinin söylediği gibi Türkiye'de hukukun, adaletin, demokrasinin tesis edildiği günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.